Sayın hocalarım, Yargıtay'ın değerli üyeleri, üniversitelerimizin değerli mensupları, hakimler, savcılar, avukatlar, çeşitli fakültelere mensup değerli öğrencilerimiz, bu etkinliğe yurt dışından da katılan değerli meslektaşlar, değerli akademisyenlerimiz, hepiniz 15. Türk Ceza Hukuku Günlerine hoş geldiniz. Daha önce sizlere ilettiğim üzere aslında biz bu yıl Ceza Hukuku Reformları Kongresi'nin üçüncüsünü yapacaktık. Biliyorsunuz her 5 yılda bir Türk Ceza Hukuku Reformu'nun geniş bir değerlendirmesini yapıyorduk karşılaştırmalı hukukta. Bu yıl da öyle planlamıştık ve 30 ülkeden konuğumuz olacaktı ve Humboldt Kolleg olarak gerçekleştirecektir. Ancak bilindiği üzere pandemi dönemine girdiğimiz için çeşitli sınırlamalar nedeniyle bu büyük kongreyi gerçekleştiremedik. Onun yerine geleneğimizi devam ettirmek üzere 15. Türk Ceza Hukuku Günlerini düzenledik ve tabii ki yine tek başına değil, Yargıtay'ımızla birlikte Marmara Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile birlikte düzenledik, programımızı yaptık. Konuyu da bu yıl özellikle ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunda yapılan değişiklik nedeniyle ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı olarak belirledik. Bu alanda çeşitli üniversitelerimizden 30 kişi tebliğ sunacak. Sadece üniversitelerimizden değil, Yargıtay'ımızdan da sunumlar olacak. Böylece bizim için de bir ilk olarak webinar şeklinde düzenliyoruz bu kongremizi. Kongremizin açılış konuşmalarını İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Bahri Öztürk'le başlayacağız. Daha sonra diğer açılış konuşmalarına geçeceğiz. Sayın Hocam, söz sizin. Teşekkür ediyorum Adem kardeşim. Yargıtay'ımızın çok değerli başkanı, Sayın Rektör, değerli akademisyen arkadaşlarım, yargımızın çok değerli mensupları, değerli katılımcılar. Aşağı yukarı bu 15. diyor ama 2004'ten önceki çalışmalara da baktığımızda neredeyse gelenekselleşmiş olan bir çalışmada yine beraberiz. Biz bir ekip olarak yeni ceza, temel ceza yasalarının yürürlüğe girdiği gün olan 1 Haziran 2005, dolayısıyla ondan sonra gelen yıllarda bu toplantının yapılıp yapılamayacağını değil, bu mutlaka yapılacak da hangi konuda ve nasıl yapılması lazım geldiğini hep müzakere eder ve bir sonraki yılı planlarız. Bu konuda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin öncülüğü bize ayrıca bir güç katmaktadır. Bu nedenle Sayın Rektörümüze desteklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanımın ve Sayın Rektörümüzün saygılarını, sevgilerini ve başarı dileklerini sizlere arz etmek, iletmek istiyorum. Tabii Yargıtay'ımızın bu çalışmalara destek vermesi ayrı bir önemi haizdir. Çünkü salonlarda, toplantılarda, şimdi de yaptığımız gibi internet ortamında yapılmış olan çalışmalar, değerlendirmeler uygulamaya yansımadıktan sonra hiçbir kıymet yok. Bu uygulama için de en önemli adresimiz bizim Yargıtay'ımızdır. İçtihat noktasında ülkemizin ışığıdır. O bakımdan bütün tarafların bu 1 Haziran toplantılarında, gerçi şimdi bir gün önceden başlatıyor Adem, ama işte uzun süreceği için beraber olması hakikaten son derece önemlidir. Bu sene infaz hukuku seçildi ve çok da isabetli oldu.
bu en son çıkan şartla salıverme ile ilgili düzenleme değil bunun sebebi. Bunun olmadığını göstermek için de Adem kardeşim şöyle bir değerlendirme yaptı. Güncel sorunlara girmeyelim, en iyisi infaz hukukunun temel konularını ele alalım dedi ve zaten programa bakıldığında da bunun böyle olduğu görülecektir. Şimdi bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biz çok kolay unutuyoruz. Değerli katılımcılar, 2005 yılının 1 Haziran'ına kadar Türkiye'de infaz hukuku yoktu. İnfaz vardı. 647 sayılı kanun infazın nasıl yapılacağını düzenliyor. Şimdi bunu söylerken aklıma sevgili hocam Uğur Alacakaptan geliyor. Onunla bizim fakültede, Kültür Üniversitesi'nde bir değerlendirme yaparken dedi ki daha 2004 ve 2005 o civarlarda Türkiye'de de ilk defa infaz hukuku olacak. Ben o zaman biraz böyle tepkiyle söylüyor zannettim. Arkasını getirdi. Dedi ki sanık ve şu mahkum ve tutuklu haklarını düzenleyen ilk yasa bu. Daha önce kanunlarda sadece infaz nasıl yapılır vesaire onlarla alakalı konular vardı. Yoksa infaz hukukunun ilkeleri, infaz hukukunun insan hakları boyutu, insan haklarının temel hak ve özgürlükler boyutu yoktu. İşte bu önemli değişim, dönüşüm 5275 sayılı kanunun ne kadar önemli bir düzenleme olduğunu gösteriyor. Ve bunu yapmanın ne büyük bir değişim olduğunu gösteriyor. Bunu lütfen unutmayın. Bazı eleştiriler elbette olacak. Zaman geçince ihtiyaçlar da artıyor. Nitekim cezaevlerinde doluluk oranı artınca yine 5275 sayılı kanun acaba bunun müsebbibi mi diye sorgulama başladı. Olabilir, kısmen onunla da alakalı olabilir. Ama bu çalışmadan sonra reformlar sürekli, yani bir yasanın yapılıp sürekli o şekilde kalması, statik bir durum arz etmesi kabul edilemez. Elbette sürekli değişiklikler yapılacak, reformlar olacak ve yenilikçi bir anlayışla insanlarımıza en layık olan, en iyi hangi sistem varsa o bulunup çıkarılacak ve uygulamaya sokulacak. İşte bu anlamda bir çalışma sanıyorum bu pandemi meselesi hafifledikten sonra tekrar başlayacaktır. Ve umarım burada yapılacak olan çalışma bu yeni reform süreçlerine ışık tutacaktır. Bu nedenle de ben tüm tebliğ sunacak arkadaşlarımıza şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle tekrar toplantıyı düzenleyen başta Adem kardeşim olmak üzere tüm ekip arkadaşlarına da İstanbul Kültür Üniversitesi olarak saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Toplantının başarılı geçmesini diliyorum. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Evet, değerli konuklarımız. Şimdi diğer bir açılış konuşmasına geçeceğiz. Aramızda Marmara Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Erol Özvar var. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Sayın Hocam açılış konuşmanızı yapmak üzere sözü size bırakıyorum. Teşekkür ediyoruz hocam, buyurun. Evet, çok değerli hocalarım. Saygıdeğer Yargıtay idarecilerimiz, başkanımız, Yargıtay daire başkanlarımız, sayın üyelerimiz, kıymetli katılımcılar ve sevgili öğrenciler. Önce tabii konuya olan ilginin takdiriyle başlamak isterim. Pazar sabahı bu erken saatlerde bu kadar geniş katılımlı böyle bir toplantıyı düzenlemenin yanı sıra ilginin olması ülkemizde, memleketimizde yargıya en başta, sonra cezaya ve sonra belki infaza olan güveni ve beklentileri göstermesi açısından da önemli olduğunu düşünüyor. Öncelikle toplantının başarılı geçmesini diliyorum. Hepinizi en içten duygularımla önce selamlarım. Ceza ve güvenlik
tedbirlerin infazı konulu 15. Türk Ceza Hukuku günlerine hepiniz hoş geldiniz diyorum. Yargı teşkilatımızın varlık sebebi ve misyonu, insanlar arasındaki ihtilafları çözmek suretiyle kişilerin hukuk güvenliği içerisinde huzurlu ve mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olmaktır. Bunun sağlanabilmesi insanlarımızın devlet düzel kişiliğinden aldığı yargı hizmetinin kalitesiyle doğrudan orantılıdır, malum. Bu kapsamda ceza hukuku bilim dalının da önemi gerçekten büyük. Günümüz modern ceza ve infaz hukukunun amacı insanların toplum içerisinde birlikte yaşamaları için gerekli olan ve toplum özellikle fertler bakımından çok önemli bulunan hayat hakkı, kişi güvenliği, mülkiyet hakkı gibi anayasada güvence altına alınan insan haklarını fiilen korumak, kişilerin güvenli, sağlıklı, özgür ve demokratik bir ortamda hayatlarını idame ettirmelerini sağlamaktır. Böyle bir amacı gerçekleştirmek, insanların barış ve huzur içerisinde birlikte yaşamaları için gerekli hukuki değerleri korumak ve bu değerlerin ihlalini önlemek, aynı zamanda ceza ve infaz hukukunun temel ödevi içerisinde bulunmalıdır. Bu kapsamda Yargıtay Başkanlığı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile İstanbul'umuzun bu üç seçkin üniversitesinin hukuk fakülteleri, ceza ve ceza muhakemesi, ana bilim dalı mensubu öğretim üyeleri ve yardımcılarının katkılarıyla düzenlenen, konunun uzmanlarının katılımıyla ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı konulu bu kongrenin organize edilmiş olmasından dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyduğumu öncelikle ifade etmek isterim. Saniyen katkıları ve katılımlarından dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederim. Toplantının adalet sistemimize katkı sağlamasını ümit ediyor. Hepinizi saygı ve hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Selam ediyorum efendim. Sayın Rektörüm, çok çok teşekkür ediyoruz. Ümidimiz önümüzdeki yılda böyle internet ortamında değil, yüz yüze ortamda kongremizi gerçekleştirmek tabii ki hep birlikte. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Mahmut Ak'a sözü veriyorum. Sayın Rektörüm, söz sizin. Değerli hocam, teşekkür ediyorum. Sayın Yargıtay Başkanımız, kıymetli rektörlerim ve hukuk alanının teorisyenleri, mutfağının kıymetli üyeleri, akademisyenler ve tabii ki bu bilgileri değerli kılan uygulayıcılar, Yargıtay'ımızın kıymetli mensupları ve bu sistemin gelecek adına ümidi olan ve burada da görüldüğü gibi 150'ye yaklaşan katılımcı arasında yer alan yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz, hepinizi bu güzel günün sabahında heyecanla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Efendim, zor bir günler içerisindeyiz ve zorluklar içerisinde bir yol bulmaya çalışıyoruz. Ama ne mutlu ki burada başta Yargıtay'ımız ve bu programımızın paydaşları olan diğer üniversitelerimizin ilgisiyle bu zor günleri de verimli geçirebilecek olan imkanları oluşturuyor ve uyguluyoruz. Bu itibarla 15.sini yapabilmiş olmak başlı başına bu Türk Ceza Hukuku günlerinin 15.sini bu şartlarda yapabilmiş olmak başlı başına bir önemdir. Bu itibarla ben tabii ki bu işin yıllardır yükünü taşıyan başlangıçta Adem Sözeyer hocamıza ve kıymetli arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu çağrıya, bu sese kulak veren, ben de varım diyen tüm katılımcıları yürekten kutluyorum. Efendim, biz bugün bir hukuk şöleni, aslında hukuk bayramı gibi düşünebiliriz. Fikirle uygulamanın birlikte olduğu bir güzelliği yaşıyoruz. Tabii ki bu bir ilk değil. Başta Yargıtay Başkanımızın yüksek himayeleriyle Yargıtay'ın engin tecrübesini, uygulamadan kaynaklanan deneyimlerini ve çok somut olan rehberlik düzeyindeki görüşlerini akademisyenlerle buluşturma lütfunda bulunuyorlar. Kendilerine müteşekkiriz. Bu yönüyle
baktığımız zaman tabii ki tüm çalışmaların özü insanı daha mutlu kılmak, güvenli kılmak. İnsanların mutlu ve güvenli olmasının yolu hukuk düzeninin varlığı ve sürekliliğine bağlı. Bu yönüyle ülkemize baktığımız zaman şükürler olsun ki milletimiz ta en başından itibaren töresini kurmuş ve bu töreye sıkı sıkıya bağlı kalmış olan bir millettir. Bu itibarla daha Türklerin tarih sahnesine ilk çıktıkları, sözlü rivayetler yanında yazılı kaynakların oluşmaya başladığı andan itibaren sosyal hayatı tanzim eden, bunun kurallarını belirleyen prensiplerin ortaya konduğunu biliyoruz. Çok tarihi derinliğe girmek istemem. Ancak bizim bugünkü hukuk sistemimizin yakın ilham kaynakları olan Osmanlı sistemine şöyle baktığımız zaman hukuk alanında çok önemli göstergelere rastlıyoruz. Şunu demek istiyorum. Türk devlet geleneğinin bir yansıması olarak maalesef Türk devletleri belli bir olgunluğa geldikten sonra parçalanma riskiyle, dağılma riskiyle karşı karşıya kalmışlardır. Türk devletini bu parçalanmışlık ve parçalanma riskinden kurtaran hiç şüphesiz ki Fatih Sultan Mehmet olmuştur. Bugün 29 Mayıs'ı yeni idrak etmenin de heyecanıyla söylemek istiyorum. Ve tabii ki Fatih'in bu alandaki öncü çalışmalarını da anmak ve kendisine bir minnet duygusuyla rahmet dilemek anlamında bu bahsi açıyorum. Fatih Sultan Mehmet daha genç yaşta olmasına rağmen padişahlığının ilk yıllarında hemen hukuki düzeni sağlayacak olan teşebbüslere girişmiştir. Bunun ilk başlangıcını aslında fetih günlerinde olmamız hasebiyle İstanbul'un fethi sırasına da indirebiliriz. Yani Fatih'in saltanatının ilk yıllarına. Bilindiği üzere Fatih şehri aldığı anda ilk önce gizlenmiş durumda olan Patriği yanına çağırmıştır ve Gennadius'tan Hristiyan düşünce ve akidelerini içeren bir öz kitap yazmasını istemiştir. Hatta öyle ki hemen kaleme alınmaya başlanan bu kitabın, yani itikatname dediğimiz kitabın hemen eş zamanlı olarak tercümesini de istemiştir. Türkçe tercümesini. Böylece esasında Fatih Müslüman ahali yanında, Osmanlı Devleti'nin Müslüman vatandaşları yanında Hristiyan vatandaşların da neler düşündüğünü, onların hayatında nelerin önemli olduğunu öğrenerek yeni düzeni ona göre kurmak istemiştir. Tüm bu bilgilerin etrafında hem Ortodoks Patrikliğini hem de Ermeni Patrikliğini neredeyse yeniden ihya ederek, yeni bir düzene koyarak, kurallarını belirleyerek hayatta etkin hale sokmuştur. Ve hem Ermeni hem de diğer Hristiyan unsurların devlet içerisinde emniyetle, güvenle, şahsi haklarının korunduğu bir itimatla devletin vatandaşı olmanın keyfini ve tabii sonra da devlete üretim içerisinde, verimlilik içerisinde katılımlarını sağlamaya çalışmıştır. Nitekim daha sonraki çıkardığı kanunnameler ve bunların her biri yayınlandı bildiğiniz gibi. Hem teşkilat kanunnamesi hem de diğer uygulamaya ait ekonomik hayat ve diğer konularla alakalı olan kanunnameleri devletin hukuki düzenini kişilere bağlı olmaktan çıkarıp kurumsal bir yapıya dönüştürmüştür. Biz her ne kadar kanun sıfatını Kanuni Sultan Süleyman'a vermiş olsak da Fatih'ten itibaren 2. Bayezid döneminde, Yavuz Sultan Selim döneminde çıkartılan çok önemli kanunnameleri biliyoruz. Hatta öyle ki Kanuni Sultan Süleyman Manisa'ya gittiği sırada orayı nasıl yöneteceğine dair bir sancak kanunnamesi de hazırlanıp kendisine verilmiştir. Bu yönüyle baktığımızda evet bizim hukuki metinlerimiz olarak en önemli metinlerden birisi atama belgeleridir. Osmanlı Devleti'nde berat dediğimiz yetkilendirme belgelerine baktığımızda aslında o kişinin nasıl düzen içerisinde hareket etmesi gerektiğini de görüyoruz. Yani önce görev alanı sayılıyor, yetkileri ama hemen arkasından sorumlulukları sayılarak büyük bir yetkiyle donatıldığını ama o yetkilerin iyi veya olumsuzluklarına karşı da sorumluluklarının bulunduğu kendisine daha baştan belirtilmiştir. Diğer yandan bir konuyu daha vurgulamak isterim. Osmanlı Devleti'nde bildiğiniz gibi hukuk düzeninin taşradaki en önemli temsilcilerden birisi Osmanlı kadısıdır. Osmanlı kadısının yetki ve sorumluluklarına baktığımız zaman
aslında hukuk düzeninin son ferde kadar nasıl ulaştırıldığını çok net olarak görmekteyiz. Ve hukuk sisteminin eğitimle, vakıf uygulamalarıyla birlikte hareket ettiğini, yani toplumu hem bilgi bugün de olduğu gibi hem de uygulama açısından birlikte kuşattığını da görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Nitekim biz dünyanın bahtlı şehirlerinden İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul dünya şehirleri içerisinde şehirlerin kraliçesi olarak bilinir. Ve bildiğini malum olduğu üzere Napolyon eğer dünya bir tek devlet olsaydı bunun başkenti İstanbul olurdu demiştir ki bunu tesadüfen söylememiştir. Evet, İstanbul insanlık adına birçok güzelliğin ve kurumsal güvencenin oluşturulduğu bir kutlu şehirdir. Nitekim buraya baktığımız zaman ilk hukuk kurumları, hukuk metinleri, hukuk okulları hep İstanbul'da kurulmuştur. Bu itibarla İstanbul Meclisi Vali Ahkam Adliye'nin, Şura-i Devlet'in kurulduğu, Kanun Esasiye'nin kabul edildiği, Cevdet Paşa gibi büyük hukukçuların yetiştiği ve bu hukuk metinlerini oluşturan daha sonra düzenli meclislerin oluştuğu, yani Meclisi Mebusan ve Meclisi Ayan'ın kurulduğu bir şehirdir. Bu yönüyle daha sonra tabii ki bu medreseye de daha düzenli olarak yerleştirilerek hukuk bilgisinin insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak özgünlükte ve berraklıkta oluşmasına da dikkat edilmiştir. Nitekim İstanbul Üniversitemiz bu çok köklü geleneğin bir devamı olarak Türkiye'nin ilk hukukçularını yetiştiren bir fikir ve bilim yuvası olmuştur. Nitekim bu tecrübeyle bugün biz cömertlikle bu tecrübeyi kullanarak milletimize ve aslında tüm insanlığa hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. İstanbul Üniversitesi olarak hukuk fakültemiz yanında biz Adalet ve Meslek Yüksek Okulu'nda da adalet programı ve yine müdürlüğümüzün ortaya koyduğu ihtiyacı karşılayacak şekilde ceza infaz ve güvenlik programıyla da hukuk sistemine hizmet etmekteyiz. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk eğitimi ve hukuk uygulaması bakımından Türkiye için bir ümit merkezidir. Ve buradaki gençlerin her biri Türkiye'nin kendi bağrından çıkardığı değerlerdir. Ben sadece kıymetli başkanımızla buradayken aslında hukuk sisteminin ne kadar güçlü bir güvence altında olduğunu belirtmek üzere gururla paylaşmak isterim. Hukuk fakültemizde bu sene biz 3 program uyguluyoruz. Örgün program, ikinci öğretim ve uluslararası hukuk programı. Örgün programımıza 500 öğrenci alıyoruz ve 500. öğrenci Türkiye'nin 4030. öğrencisi. Bunun üzerine aldığımız 360 ikinci öğretim öğrencisinin 360.sı yani 860. öğrenci Türkiye'nin 7232. öğrencisi. Uluslararası programı aldığımız öğrencilerin sonuncusu Türkiye 880.sı. Bu yönüyle evet hukuk sistemi aslında emin ellerde ve fakültemizin çok güçlü kadrosuyla, 100 öğretim üyesi ve yardımcılarıyla 200'e yaklaşan akademik kadrosuyla hemen her ana bilim dalında yüksek lisans ve bir kısmında doktora yaptıracak efendim dolgunlukta ve bir kadroyla buradaki eğitim sürmektedir. Zaten bu kadronun ortaya koyduğu efendim bilgiler de bize bu toplantıları sağlamaktadır. Ben hocamı, Adem hocamı yürekten kutluyorum. Böyle bir programı yapmak ve 15.sini yapabilmek gerçekten büyük bir başarıdır. Türk Ceza Hukuku Günleri yanında aslında bu programla at başı giden çok kıymetli ikinci uygulamamız Suç ve Ceza Günleri. Hem seminer sempozyum yönü hem de efendim bu alandaki örnek filmlerin seçilmesiyle sonra ödül alan filmin de gösterimiyle birlikte burada olduğu gibi çok geniş bir ilgi, katılım ve destekle süren ayrı bir programımız, o da her yıl devam etmektedir. Ve o programa da yine hem İstanbul'daki hem de Ankara'daki hukuk sisteminin yüksek temsilcilerinin yakın ilgisini görmekten de bahtiyarız. Kıymetli Başkanım, biz bu kadroyla ve bu tecrübeyle her zaman hukuk sistemimizin hizmetindeyiz. Ve bu işbirliğinin ülke adına büyük menfaatler ortaya koyduğunu görmekten de mutluluk duyuyoruz. Ben tekrar bu programı düzenleyen, tertip eden hocalarımıza ve bunu tabii ki anlamlı kılan katılımcılara ve bize yürekten destek sağlayan paydaşlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Sayın Rektörüm, çok çok teşekkür ediyorum bu sözlerinize.
Bu vesileyle Suç ve Ceza Film Festivali'nin bu yıl 10.sunu yapacağız. Onun bilgisini vereyim. Henüz hangi şekilde yapacağız? Tabii pandeminin de gelişmesine bağlı ama filmlerimizi aldık. Akademik programımızın konusu I Am Innocent, Ben Masumum. Bu sene daha ziyade Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay'ımızın yargılama, adil yargılama konulu kararlarından hareketle bir akademik program düzenledik. Ona da şimdiden tebliğler gönderiliyor. Bunu burada vurgulamak istedim. Rektörümüzün tabii bir hukuk tarihi turu yapmasına da çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten İstanbul bir kodifikasyonlar, bir kanunlaştırmalar şehri. Avrupa'da herkes Corpus Juris Civilis der ama Corpus Juris Civilis de İstanbul'a yazılan temel kanunlardan biri. Ve işte ondan sonra Fatih Kanunnamesi, Kanuni'nin, Sultan Süleyman'ın kanunnameleri, bütün kanunlaştırma hareketleri, Tanzimat dönemi kanunlaştırmaları. Bu arada o zaman da işte şimdiki gibi hakim yetiştirmek üzere, iyi kadı yetiştirmek üzere şu anda müze olarak kullanılan İstanbul Üniversitesi'nin eski kütüphanesi kullanılmaktaydı. Daha sonra Cumhuriyet dönemleri kanunları, tabii ki İstanbul'da meclisimiz vardı. Cumhuriyet dönemi kanunları Ankara'da yapıldı ama bu kanunların ardında hepsi İstanbul Üniversitesi'nin hocaları var. Bütün reformlarda da yine üniversitemizin elbette ki katkıları var. Şimdi ben sözü Yargıtay'ımızın değerli başkanı Sayın Mehmet Akarca'ya veriyorum. Sayın başkanım, söz sizin. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Adem Hocam. Çok değerli rektörlerim, çok değerli hocalarım, Yargıtay'ımızın çok kıymetli daire başkan ve üyeleri, çok değerli akademisyenler, değerli hakim ve savcı meslektaşlarım, değerli avukat meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türk Ceza Hukuku günlerinin 15. toplantısında sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu çevrim içi toplantının son derece başarılı bir şekilde sürdürüleceğine olan inancım tamdır. Hepinizin bildiği üzere sosyal yaşam sürekli bir değişim ve yenilenme içindedir. Toplumsal değişim ve yenilenmenin doğru bir şekilde takip edilmemesi, insanların hukuki güvenliklerini sağlamakla görevli olan hukuk sisteminin işlevini zayıflatır ve toplumun gerilemesine, refah ve mutluluğun azalmasına neden olur. Sorunlarımızı ancak ve ancak doğru bir vizyon, iyi bir planlama ve başarılı uygulamalarla çözebiliriz. Bunun için daha çok bir araya gelmemiz ve sorunları tartışabilmemiz büyük önem taşımaktadır. Hukuk eğitimi sırasında genellikle ihmal edilen ancak bireysel özgürlükler bakımından son derece önemli olan ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazının bilimsel açıdan ele alınması, bir anlamda bu meselenin gün ışığına çıkarılması ve konunun güncel olması bakımından da oldukça isabetli olmuştur. İşte bugün bu toplantıda uygulayıcılar ve akademisyenlerimiz, hocalarımız, yani teorik ve uygulamanın bir araya geldiği ve konunun bütün boyutlarıyla ele alındığı bir toplantı olacaktır. Bu toplantının elbette İstanbul Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Yargıtay'ımızın destek ve işbirliğiyle düzenlenmiş olması bu etkinlik için çok önem arz etmektedir. Bu toplantı için emeği geçen herkese teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Saygıdeğer konuklar, değerli katılımcılar, ceza hukukunun tüm özgürlüklerle olan yakın bağlantısı nedeniyle insan haklarının çekirdeğinde yer alan bir hukuk dalı olduğunu söylemek sanırım abartı sayılamaz. İnsan haklarının dinamik yapısı ceza hukukunda sürekli bir değişim ve yenilenme ihtiyacını kaçınılmaz kılmaktadır. Cezaların infazı ise ceza hukukunun somut ve görünür bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Suçların cezasız kalmaması son derece önemli olmakla birlikte cezaların infazının amacının
suçluların topluma yeniden kazandırılması olduğu unutulmamalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tahliye umudu olmayan veya cezanın yeniden değerlendirilmesine ilişkin bir usul öngörmeyen infaz şekillerini sözleşmenin ihlali olarak nitelendirmesi, infazın asıl amacının suç işleyen kişiden intikam almak olmadığını teyit etmektedir. Suça sürüklenen çocuklara gelince, suça sürüklenen çocuklara özgü infaz rejiminin bu toplantıda ele alınması oldukça isabetli olmuştur. Sosyolojinin korucularından Emil Durkheim'a göre eğitimin asli görevlerinden biri toplumun kültürel varlığını yeni kuşaklara aktarmaktır. Toplumun kültürel mirasının aktarılmasıyla eğitim toplumdaki düzeni, istikrarı ve uyumu sağlar. Davranış kalıplarını, yaşam tarzını, değer yargılarını, toplum kurallarını ve yaptırımlarını öğrenen birey buna uygun bir davranış biçimini seçtiğinde sosyalleşmiş ve topluma yararlı birer birey haline gelmiş olur. Çocuklara özgü infaz rejimi ele alınırken meselenin bu yönünün de dikkate alınması ve suça sürüklenen çocuğun sosyalleşme sürecinin çocuk kapalı cezaevlerinde ve çocuk eğitim evlerinde başarıyla sürdürülmesi gerekmektedir. Kadınlarımıza gelince, dünyada olduğu gibi ülkemizde de cinsiyet ayrımcılığı ve kadına karşı şiddet önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınlar ve erkekler arasında yasal ve fiili eşitliğin gerçekleştirilmesinin kadınlara yönelik şiddeti önlemede anahtar bir unsur olduğu açıktır. Erkeklerin kadınlar üzerinde tahakküm kurmasına ve kadınlara yönelik ayrımcılığa neden olan etkenlerin kaldırılması ve kadınlar ile erkekler arasındaki tarihsel eşitlikçi olmayan güç ilişkisinin dengelenmesi gerekir. Kadın mahkumların durumu değerlendirilirken onların uğradığı şiddet, ayrımcılık ve diğer baskılar göz ardı edilmemelidir. Bu konuda diğer önemli bir sorun da kadın mahkumlarla birlikte ceza infaz kurumlarında kalan küçük çocuklardır. Sayıları oldukça az olmasına rağmen her bir çocuğun istatistik hesaplara sığmayacak kadar değerli olduğunu anlatmaya gerek olmadığı kanaatindeyim. Koşullu salıverme konusuna gelince, ceza hukukunun toplumu suçludan koruma amacı bakımından konu ele alındığında üzerinde dikkatle durulması gereken bir husus da koşullu salıvermedir. Ceza infaz kurumlarından koşullu salıverilen bir kişinin tahliye olduktan birkaç gün içinde ve bazen de aynı gün suç işlemesi, denetimli serbestlik ve tahliye sonrası koruma programlarına ilişkin endişelere yol açmaktadır. Koşullu salıverme her hükümlünün süresi geldiğinde kazandığı bir hak olmayıp cezasını henüz tamamlamamakla birlikte toplumda uyum içinde yaşama becerisine sahip olduğunu gösterebilen mahkumlara tanınabilebilecek bir imkandır. Dolayısıyla ceza infaz kurumunda koşullu salıverme süreçlerine büyük özen gösterilmesi toplumsal savunma ile bireysel özgürlükler arasında sağlanması amaçlanan denge bakımından kilit öneme sahiptir. Yeni yürürlüğe giren 7242 sayılı infaz kanunu toplumda büyük bir rahatlamaya yol açtığı görülmektedir. Hepinizin bildiği üzere kamuoyunda af kanunu olarak tabir edilen 7242 sayılı kanun uyarınca infaz sürelerinde bir takım değişikliklere gidilmiştir. Bu kanunun kapsamına şu ana kadar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 6987 tutuklu dosyanın incelenmesi tamamlanarak tebliğnameleri düzenlenmiş ve ilgili ceza dairelerine gönderilmiştir. Ceza dairelerimiz işin önemine ve aciliyetine binaen bu dosyaları incelemiş ve bir kısım dosyalarda yasa kapsamında olan kişilerle ilgili dosya üzerinde tahliye kararları vermiştir. 14.976 adet kaçakçılık dosyası da yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından kanunun verdiği açık yetki uyarınca yeniden değerlendirmek üzere mahalli mahkemelerine gönderilmiştir. Bu hususta yine infaz kanunundaki düzenlemede o pakette yer almıştı. Ayrıca ceza dairelerinde kaçakçılık suçuna ilişkin 4.000 dosya hakkında da anılan kanun uyarınca yeniden değerlendirme yapılmak üzere ve bir karar verilmek üzere bozma kararı verilmiştir. Hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından
hem de ceza dairelerimiz tarafından herhangi bir mağduriyete neden olmamak için gerekli önlemler alınmış olup yeni gelen dosyalarda da aynı şekilde taranarak işlemler gecikmeksizin yapılmaktadır. Teknolojik gelişmelerin adalet hizmetlerinde kullanılması, adaletin devletin temeli olduğu gerçeği tüm toplumlarda kabul edilen ve çağlar boyu değişmeyen bir temel ilke olmasına rağmen mahkemelerin işleyişine ve yargılamaya ilişkin yöntem ve araçlar günün koşullarına göre kaçınılmaz şekilde değişmektedir. Elektronik ortamda dava açma, delil veya beyan sunma, sanığın savunmasının alınması gibi kanıksadığımız işlemlere ilaveten duruşmaların ve hatta jüri yargılamalarının dahi bazı hukuk sistemlerinde çevrim içi internet üzerinden yapılmaya başlandığını gözlemliyoruz. Yargı alanında yapay zeka kullanımının uluslararası toplantıların değişmez temel konuları arasında yer alması çok yakın bir zamanda olmasa bile yapay zekaya dayalı yargısal karar alma süreçleriyle gelecekte tanışabileceğimizin en önemli işaretlerinden biridir. En azından yargının belli ve sınırlı alanlarında yapay zekanın kullanılması çok fazla itiraz edilemeyen bir yenilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tip teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve uygulanması bakımından ülkemizde iyi yapılandırılmış stratejiler geliştirilmesi kaçınılmaz görünmektedir. Bununla birlikte yapay zeka kullanımının adaletin gerçekleştirilmesi ve bugüne kadar insanlığın geliştirdiği hukuki güvenceler üzerinde oluşturabileceği riskler hakkında da kaygılar az değildir. Avrupa Konseyi'nin bu yönde yayınladığı çalışma grubu raporları ve kılavuzlarında da öngörülen uyarıların yanı sıra Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 8 Nisan 2020 tarih ve 2020'ye bir sayılı kararında ifade edilen hususlar yargıda yapay zeka konusunun en azından öngörülebilen olası tehlikedir konusunda bizlere bir fikir vermektedir. Kaçınılmaz olarak yüzleşeceğimiz bu konularda hukukçular da dahil olmak üzere bilim insanlarımızın çalışmalar yapması, gelecekte de adaletin etkinliğinin sağlanması bakımından önemli bir katkı sağlayacaktır. Adli kalite. Hepimizin bildiği üzere adli kalitenin temel göstergelerinden bir tanesi de mahkemeler tarafından verilen kararların isabetli olmasıdır. Yüksek bozma oranları yargılama sürelerini uzatır, iş yükünü arttırır. Toplumun yargı sistemine olan güvenini olumsuz etkiler. Dolayısıyla bölge adliye mahkemelerinin başarı ölçütlerinden en önemlisi de hiç şüphe yok ki söz konusu kararların onama oranlarıdır. 2018 yılında bölge adliye mahkemelerimizin hukuk bölümlerinden gelen dosyaların %60'ı onanmışken 2019 yılı için bu oranın %71'e çıktığını memnuniyetle görmekteyiz. Bölge adliye mahkemelerinin ceza bölümlerinden gelen dosyaları bakımından ise 2018 yılında onama oranı %50 iken bu oranın 2019 yılında %60'a ulaştığını görmek bizi memnun etmektedir. Bu istatistikler birçok eleştiriye rağmen bölge adliye mahkemelerindeki karar kalitesinin giderek yükseldiğini ve 4 yıl önce kurulan sistemin iyi yolda ilerlediğini göstermesi bakımından umut verici bir gelişmedir. Avrupa Konseyi ile birlikte yürüttüğümüz ve geçen yıl uygulamaya başladığımız Yargıtay'ın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi projesi kapsamında devam eden çalışmalarla adli kalitenin daha da çok yükseltilmesi konusunda ilerleme sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Yargıtay'ımızın 2019 yılı sonu itibariyle hukuk dairelerinde devreden dosya sayısı 130.363 olmuştur. Geçen yıl içinde gelen dosya sayısının 138.669, karar verilen dosya sayısının ise 232.416 olduğu dikkate alınırsa bölge adliye mahkemelerinin Yargıtay'ın iş yükünün azalması bakımından çok önemli bir işlev gördüğü açıkça ortaya çıkmıştır. Ceza dosyaları bakımından ise geçen yıldan devreden dosya sayısı 258.989 olmuştur. Karar verilen dosya sayısının 291.450 olduğu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımızda ise 330.000 dosyanın halen derdest olduğu düşünülürsek gelecek yıldan çok daha mükemmel bir halde geleceğini ve Yargıtay'ın iş yükünde ceza dosyaları bakımından da
belli ölçüde bir azalma sağlayacağı kuşkusuzdur. Yukarıda belirttiğim gelişmeler, Yargıtay'ın içtihat mahkemesi olma işlevine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda yargı sisteminin her geçen gün daha iyi bir noktaya doğru ilerlediğini söyleyebiliriz. Umutlu olmamız için o kadar çok neden var ki, adli altyapının geliştirilmesi, hakim savcı sayısının belli bir seviyeye gelmesi, hakim savcı eğitimlerinin gerçekten de sürekli olarak yapılmaya başlanması ve bununla birlikte denetim sisteminin çalışmaya başlaması, not sisteminin çalışmaya başlaması bizim umudumuzu her geçen gün daha da arttırmaktadır. Elbette bununla her şeyin çok mükemmel olduğunu söylemek istemiyorum. Mutlaka bizim de eksikliklerimiz vardır. Bunları giderme yönünde çok büyük bir gayret içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hem ilk derece mahkemelerimizin, hem savcılarımızın, hem de istinaf mahkemesi, savcı ve mahkemelerimizin verdiği kararların Yargıtay'ın denetiminde çok büyük bir titizlikle incelendiğini ve toplumun adalet duygusunun tatmini yönünde buradaki bütün meslektaşlarımın çok büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etmek isterim. Çok değerli konuklar, büyük bir özveri ve çaba ile gerçekleştirilen 15. Türk Ceza Hukuku günlerinde yapılacak sunumların ceza infaz hukuku uygulamasına değerli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Zira çok değerli akademisyenlerimizin, değerli Yargıtay Başkan ve üyelerimizin ve değerli hocalarımızın bu konuda çok hazırlık yaptığını ve konunun programına baktığımızda bu katkının en üst seviyede gerçekleştirileceğine yürekten inanıyorum. Sözlerime son vermeden önce tüm konuklarımıza, akademisyenlerimize, hakim, savcı ve avukat meslektaşlarıma katılımlarından ve katkılarından dolayı teşekkür eder. Hepinize saygılar sunarım. Toplantının başarılı geçmesini tekrar yürekten diliyorum. Sayın Başkanım, çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, değerli katılımcılar, tabii burada bu etkinliğin hazırlanmasında diğer fakültelerdeki arkadaşlarımız da var. Bu bağlamda Profesör Doktor İzzet Özgenç, Profesör Doktor Cumhur Şahin ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Doktor Ahmet Gökçen'i de ismini burada ifade etmek ve destekleri için kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Sayın Yargıtay Başkanımız burada özellikle cezalandırma bakımından yeniden topluma kazandırma üzerine vurgu yapması gerçekten çok önemli. Belirttiği bütün konular bilimsel tebliğlerin tartışma noktalarını oluşturuyor. Kendisi çok güzel bir çerçeve çizdi. Bu arada ben de tekrar yeniliyorum. Herkes pandemi nedeniyle evlerinde otururken, sınırlamalar varken Yargıtay'ımız tutuklular bakımından geceli gündüzü bir çalışma yaptı ve binlerce dosya incelenerek gerekli kararlar verildi. Bunun da altını çizmek istiyorum. Yargıtay'ın iş yükü bakımından da önemli bilgiler verildi ve dijital çağa geçişimiz bakımından da. Elbette ki biz de derslerimizi dijital olarak yaptık bu dönem. Fakat hiçbir şey tabii yüz yüzenin yerine geçmiyor. Bu bakımdan dijital çağa geçerken bu çağın gereklerine uyarak ama yüz yüzeliği de unutmadan ilerlemek gerekecek herhalde. Ben Sayın Başkan'a, Sayın Rektörlerimize, Sayın Dekanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Birinci oturum için bir ara veriyoruz. 10:20 geçe başlayacaktır. Saat 10:20 geçe Profesör Doktor İzzet Özgenç, Profesör Doktor Veli Ezer Özbek ve benim de katılacağım birinci oturum yapılacak. Birinci oturumda görüşmek üzere herkese saygı ve selamlarımı sunuyorum. Tekrar açılış konuşmalarıyla onurlandıranlara çok çok teşekkür ediyorum efendim. Birinci oturumda görüşmek üzere. Hoşça kalın.